Merhaba arkadaşlar, bu videoda Türk Anayasa Hukuku dersinin birinci ünitesinden bir soru çözeceğiz. Aşağıdakilerden hangisi ıslahat fermanı ile gayrimüslimlere getirilen güvenceler arasında yer almamaktadır? A. Gayrimüslimlerin kendilerini yönetmek için cemaat meclisleri oluşturabilmesi. B. Gayrimüslimlerin ibadet yeri, hastane ve okul açabilmesi. C. Gayrimüslimlerin memuriyete, askeri ve mülki bütün okullara girebilmesi. D. Müslüman olan ve olmayanlar arasındaki davalara konsolosluk mahkemelerinde bakılması. E. Müslüman olmayanların mahkemelerdeki tanıklıklarının Müslümanlarla eşdeğerde sayılması. Islahat fermanı 1856 yılında kabul edilmiş bir anayasal belgedir Osmanlı Türk tarihinde. Ondan önce 1808 tarihli Senedi İttifak, 1839 tarihli Tanzimat Fermanı yer almaktaydı. Islahat fermanı 3. anayasal belge olarak Osmanlı tarihinde yerini almıştır. 1856 yılında kabul edilen bu Islahat fermanının temel önemi, din farkı gözetilmeksizin Osmanlı tebaasına bütün devlet uyruklarının, Osmanlı uyruklarının eşit işlem görmesi ilkesi getirilmiştir. Bu ilke çerçevesinde ibadet, din ve vicdan özgürlüğü kesin olarak ifade edilmiş ve korunmuştur. Bundan başka Müslüman olmayan toplulukların kendilerini yönetebilmek için cemaat meclisleri oluşturabilmesinin öne açılmıştır. Buna izin verilmiştir. Yine ibadet yeri, hastane ve okul açabilmeleri yine 1856 tarihli ıslahat fermanıyla kabul edilmiştir. Müslüman olmayanların yine eyalet meclislerinde memuriyete, askeri ve mülki okullara kabul edilebileceği, girebileceği de ıslahat fermanıyla belirtilmiştir. Buraya kadarki açıklamalardan baktığımızda A, B ve C şıkkını eleyebiliyoruz. Çünkü A, B ve C şıkkındaki garantiler, düzenlemeler ıslahat fermanı ile tanınmış olan düzenlemeler idi. Geriye D şıkkına bakalım. Tabii E şıkkını da eleyebiliriz. Çünkü E şıkkı da Müslüman olmayanların mahkemelerdeki tanıklıklarını Müslümanlarla eşdeğerde sayılması din farkı gözetilmeksizin eşitlik ilkesinin doğal bir sonucudur. D şıkkına baktığımızda ki doğru yanıtımız D şıkkı, Müslüman olan ve olmayanlar arasındaki davalara ıslahat fermanı ile konsolosluk mahkemelerinde bakılması gibi bir düzenleme getirilmemiştir. Müslüman olan ve olmayanlar arasındaki davalara karma mahkemelerde bakılması ilkesi ıslahat fermanıyla getirilmiştir. Demek ki doğru yanıtımız D şıkkı. Müslüman olan ve olmayanlar arasındaki davalara konsolosluk mahkemelerinde bakılması ıslahat fermanı ile gayrimüslimlere getirilen güvenceler arasında yer almamaktadır.